Efendim genelde kötü alışkanlıklarını bırakanlara ya da yanlış işler peşinde koşturmaktan vazgeçenler için sonunda doğru yolu buldular der ve seviniriz ya. Şimdi sıradaki haberimizde ise doğru yolu bırakıp yanlışa yönelen bir ikili ile ilgili. Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevlerini bırakan iki arkadaş sıfır araç vaadiyle tam 500 kişiye dolandırdılar. Olay basit bir dolandırıcılık faaliyeti değildir ve son yüzyılın en büyük otomobil vurgunu olarak kayıtlara geçmiştir. Sıfır araç krizini fırsata çevirip 400 milyonluk vurgun yaptılar. Aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı 500 kişiden para toplayan dolandırıcıların Diyanet İşlerinden ayrıldığı ortaya çıktı. Yeni açıldı. Herkesi Kasım'ın günleri bekliyoruz. Halil Cengiz ve Ahmet Cengiz adlı ikili Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevlerinden ayrıldıktan sonra İstanbul'da ve Sinop'ta eşlerinin üzerine araç kiralama şirketi açtı. Bu fırsatçılar jandarmaya drone hediye etme, cami ve Kur'an kurslarına yardım, derneklere bağış gibi yöntemlerle de halk nazarında itibar edindiler. Piyasadaki krizi fırsat bilen ikili sıfır araç satışı yapacaklarını da duyurdu. Tırlara yüklenmiş sıfır araç görüntülerini ve siyasilerle çektirdikleri fotoğrafları paylaşıp güven sağlayan ikili yaklaşık 500 kişiden para topladı. Firma alıcılara araç satış vaadi isimli sahte bir sözleşme imzalatıp araçların o günkü değerini peşin olarak tahsil etti. Ama o vaat edilen sıfır araçlar bir türlü gelmedi. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar da şikayetçi oldu. Şüpheliler tarafından mağdur edilen üst düzey hakimler, savcılar, avukatlar, sağlıkçılar, doktor, polis, emniyet müdürleri, vali, kaymakam, birçok meslekten insan var. Bu insanların hepsi sıfır araç alma vaadiyle şüphelilerin tuzağına düştüler. Harekete geçen polisin gözaltına aldığı 7 şüpheli tutuklandı. Yeni ehliyet alan eşine otomobil hediye etmek isteyen Mustafa Tok da dolandırılanlar arasındaydı. Ben de 1 milyon 200 bin TL'lik bir araca talip oldum. Almak istedim. Bunun 700 bin TL'sini ödedim. 500 bin TL'sini ise araç teslimattan sonra ödeyecektim. Ancak öyle oldu ki araç teslim edilmedi bana.